Merhaba sevgili arkadaşlar. Annemin Örgü Dünyası Selma Doğan Aydın YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün yine sizlerle farklı bir teknik, farklı bir çalışma yapacağız. Nasılsınız bakalım bu arada arkadaşlar? İyisiniz inşallah. Evet, sizlerle daha önce iki ayrı şişle teknik çalışması yapmıştık. Bugün yine o yaptığımız teknikle ilgili farklı bir örneğin çalışmasını yapacağız. Bakın, ben bu şekilde hazırladım. Şimdi size bunu anlatacağım. Arkayı nasıl yaptım, önü nasıl yaptım, bunları anlatacağım sevgili arkadaşlar. Evet, koltuk kesimini birlikte yapacağız. Önümüzün birini ben bir tanesini yaptım. Diğerini sizlerle birlikte yapacağım. Nasıl yaptım? Bunu hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Koltuk kesimini birlikte yapacağız. Modelimizi nasıl koyuyorum, nasıl kuruyorum, onu anlatacağım size. Evet sevgili arkadaşlar. Öncelikle ne yaptım onu size anlatayım şöyle. Bakın, benim evde iki ayrı ipim vardı sevgili arkadaşlar. Bakın şu şekilde iki ayrı ipim vardı. Markaları farklı farklıydı. Bunu nasıl değerlendirme yaparım dedim. İki teknik modelinde bunları kullanmak istedim. Evet, beyaz ipim sevgili arkadaşlar. Himalaya Everdye Bebelux, dilim dönmüyor, siz anlayın. Bu ipi kullanıyorum. Metresi neymiş hemen bir bakalım. Evet, 100 gram 250 metrekare. Numaramız da 273 numara. Bakın şöyle şurada. Diğer ipim ise hemen göstereyim. Evdeki iplerimi değerlendirdim sevgili arkadaşlar. Alize'nin baby şekerim metresini hemen size söyleyeyim. 100 gram 320 metre 320 metre 3 şu neymiş? 353 numarası da. Evet sevgili arkadaşlar, ayrıyeten kollarımız için bakın, anne kucağı dediğimiz anne kucağı artık her şeyi söylüyorlar, ana kucağı ipini kullanacağız. Yakalarında, lastiklerinde bu ipimizi kullanacağız. Evet, şimdi örneğimize geçelim sevgili arkadaşlar. Örneğimize geçmeden önce, Annemin Örgü Dünyası Selma Doğan Aydın YouTube kanalında benimle birlikte olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Abone olmayı inşallah unutmazsınız. Evet, lastiğinde arkadaşlar, lastiğinde 3,5 numaralı şiş kullanacağız. Lastiğinde 3,5 numaralı şiş kullanacağız. Yine örgümüzde 8 numaralı şiş kullanacağız. 3 ayrı 3 tane şişle bu hırkamızı, yeleğimizi öreceğiz. Selanik örgü yapacağız arkadaşlar. Ve bu selanik örgünün muhteşemliğini ben size hemen şöyle yakın çekim göstereyim. Bakın, 2 ayrı şişle, teknik şişiyle bakın. Şöyle harika, muhteşem. Hemen şunları alayım kenara. Bakın, bu ön cephemiz arkadaşlar. Yaka kesimini nasıl yaptım, kol kesimini nasıl yaptım, hemen bu lastik bölümünü nasıl yaptım ve modelimize nasıl geçtim, hemen bunu anlatacağım size. Arkamızı öncelikle hemen bir anlatayım arkadaşlar, yapmak isteyenler için, hemen başlamak isteyenler için. 54 tane ilmek yaptım burada arkamızda arkadaşlar. Bakın, burası arkamız ve İnanın 3 yaşına kadar giydirebileceğiniz, 0 yani 1 yaştan 3 yaşına kadar giydirebileceğiniz bir yelek yapacağız sizlerle birlikte. Yani 1-3 yaş arası bir model. Yani toplu bebeklerimiz var biliyorsunuz 1 yaş grubunda. Siz isterseniz bu sayıları düşürebilirsiniz. Ben 54 ilmekle başladım arkadaşlar lastiğimi. 54 ilmek yaptım. Şöyle ters tarafıymış. Şöyle çevirelim. Bakın, ben 54 ilmek yaptım arkamızı. 54 ilmek yaptım. Bir tane ilmeğim fazla gelmişti. Hemen şurada kenarda o modelimizi kurduktan sonra o bir ilmeğimi kestim. Evet, bu yeleğimizin arkası arkadaşlar. Bakın, o kadar güzel bir açılıyor ki, yani istediğiniz boyuta getirebilirsiniz. İstediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Bakın, çok güzel bir modelimiz arkadaşlar. Şöyle bakın. Bakın. Hemen. Şöyle çevirelim, tekrar size göstereyim ben modelimi. Evet, farklı teknikle Selanik örgü arkadaşlarım modelimiz, bebek yeleği olacak bu. Yani bebek 0 demeyelim, 0 yaşa biraz büyük gelir,
Sayılarını onu da düşürebiliriz. 0 yaş grubu için yapmak için. 0-6 ay, 0-9 yaş için. 1 ve 3 yaş grubu arası iyilik yapıyoruz şu anda arkadaşlar. Önünü de arkadaşlar bakın bu şekilde yapacağız. Bu cepheyi de koyacağız. Diyeceksiniz ki burası küçük, burası neden büyük duruyor? Arkamız 54 ilmekten oluşuyor. Önümüz 30 ilmekten. Yani şurası 30 ilmekten. Hani şu şekilde katlaması üstüne geliyor ya arkadaşlar. Katlaması üstüne geldiği için pat bölümü üst üstüne geleceği için ne yapıyoruz? Arka, yani mesela arkadan, arkanın yarı ilmeğinden 5 fazla ilmek fazladan yapıyoruz. 5 fazla ilmek fazladan yapıyoruz. 5 ya da 6 ilmek fazladan yapıyoruz ki hani yeleğimiz şu şekilde karşı karşıya gelmesin. Yeleğimiz düğme yapacağımız için veya herhangi bir aksesuar yapacağımız için yeleğimiz şöyle üst üste gelecek. Şuradaki 5 farkını koymak zorundayız. Evet arkadaşlar, şimdi biraz önce de anlattığım gibi arkayı 54 ilmekten başladım. Ama 53 ilmek olması gerekiyordu. Bir tanesini fazla yapmışım. Ben kestim. Siz 53 ilmekten başlayabilirsiniz. 54 de yaparsanız bir tanesini de kenarda kesersiniz. Sorun değil. Evet arkadaşlar, şimdi ben bunu nasıl başladım? Hemen sizle birlikte bunu başlayalım. 30 tane şişimize 30 tane ilmek takalım şişimize. Hemen başlayalım yeleğimize sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar bu Selanik örgünün şu şekilde yapacağız biz bunu. Bu şekilde iki tane şişle öreceğiz yine. Ama lastiğimizi örerken, bu lastiğimizi yaparken arkadaşlar, bu lastiğimizi yaparken çok aşırı esneme yapmaması için 3,5 numaralı şişlerle lastiğimizi öreceğiz. İkisiyle birlikte öreceğiz lastiğimizi. Modelimize geçtiğimizde bu iki şişle birlikte öreceğiz sevgili arkadaşlar. Evet hadi bakalım modelimize geçelim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Modelimize geçelim sevgili arkadaşlar. Ben 30 ilmek atıyorum şimdi. Evet arkadaşlar bakın ben 30 tane ilmeğimi taktım. Şimdi yeleğimizin diğer cephesini birlikte yapacağız. Bu cepheyle aynı olacak. Fakat bu cephenin kolunu buradan kestik. Bu cephenin kolunu hemen bu taraftan keseceğiz. Yakasını hemen hepsini birlikte yapacağız inşallah arkadaşlar. Göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz bakın iki tane ipimi birledim, yani iki ipim birlikte arkadaşlar, iki ipim birlikte. İpim ince olduğu için ve kalın şiş kullanacağım için, bir kalın şiş bir ince şiş kullanacağım için ipimi kalınlaştırmak istedim. Sizde kalın ipiniz varsa iki renk yapmanıza gerek yok. Evet ilk ilmeğimi ördüm arkadaşlar. Şimdi bir ters bir düz öreceğim. Bir ters bir düz. 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 Sıra sonuna kadar bir ters bir düz örelim arkadaşlar. Evet sıra sonuna kadar bir ters bir düz olarak ördüm arkadaşlar. Tekrar arka bölüme geldiğim zaman da yine tersimi ters, düzümü düz örerekten devam edeceğim. Bakın yine bir ters, bir düz. Arka sırasında, ikinci sıramızda bir ters, bir düz. Bir ters, ters, bir düz. Bir ters bir düz, yine bu şekilde sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Bakın arkadaşlar bir ters bir düz sıra sonuna kadar devam ettik arkadaşlar. Bir ters bir düz şu lastiğimizi arkadaşlar 10 sıra oluncaya kadar devam edelim. Bu lastiğimiz 10 sıra oluncaya kadar devam edelim. Sonra bu modelimizi hemen modelimize geçiş yapacağız sevgili arkadaşlar. Bu arkada da aynı şekilde. Şimdi bu lastik gibi arkadaşlar buraya 54 tane ilmeğimizi takıyoruz arkada. Tamam mı? 54 ilmeğimizi takıp modele geçiyoruz. Sonra arkasını örmeye başlıyoruz. Yani arkamızı örmeye başlıyoruz. Evet şimdi önümüzde de arkadaşlar bakın lastiğimizi öreceğiz. Sonra hemen modele geçeceğiz. Arkamızda da aynı şekilde 54 tane bir ters bir düz yapıyoruz. Arkamızda da hemen sonra modeline geçiyoruz. Önümüzde de aynı şekilde 30 tane ilmeğimizi bir ters bir düz olarak örüyoruz. Bu şekilde 10 sıra
bir ters bir düz örneğimizi, lastiğimizi ördükten sonra hemen modelimize geçeceğiz. Evet, ben şimdi bu lastiğimizi tamamlayayım arkadaşlar. Bir ters bir düz bir şekilde, bu şekilde. Evet, bir ters bir düz bu şekilde 10 sıra lastiğimizi tamamlayacağım. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Bir ters bir düz, bir ters bir düz. Bu arada arkadaşlar, kafanızda soru işareti olmasın. Bakın, iki ipimi birleştirdim. Bakın, iki ipimi birleştirdim. Bu şekilde örüyorum. Yani iki iple örüyorum. Kalın bir şekilde. Bu şekilde 10 sıra devam edelim sevgili arkadaşlar. Bu şekilde 10 sıra devam edelim. Evet arkadaşlar, bakın lastiğimizi ördüm. Yani şu lastiğimizi, şurayı ördüm sevgili arkadaşlar, bakın. Lastiğimiz tamam. Şimdi bu modele geçeceğiz. Bu, evet arkadaşlar, bu ön yüzün, yani şuranın, şu cephenin şurasını ördük. Arkada da aynı, tekrar tekrar söylüyorum arkadaşlar. Arkada da aynı, 54 tane ilmeği yapıp modelimize geçeceğiz. Ben koltuk bölümüne kadar yaptım bunu. Koltuk bölümünden sonrasını beraber yapalım diye yapmadım sevgili arkadaşlar. Evet, şimdi bakın, şimdi artık modelimize geçiş yapacağım arkadaşlar. Yeleğimizin diğer kısmını birlikte yapacağız inşallah, Allah'ın izniyle. Evet, şimdi bakın, yine 8 numaralı şişimi elime aldım. Bir tarafta 3,5 numaralı şişim, bir tarafta 8 numaralı şişle örgüme başlıyorum. Ben size daha önce arkadaşlar şu modeli anlatmıştım. Sizler de çok beğenmiştiniz bu şapkamızı. Bu bir düz bir, hani bir düz bir ters modeliydi şapkamızdı bu modelimiz. Şimdi de aynı bu teknikle, aynı bu teknikle sizlerle birlikte Selanik örgü yapacağız arkadaşlar. Bu Selanik örgüyü yapacağız. Evet arkadaşlar, hemen başlıyorum. Kalın şişim elimde. Artık bundan sonra örgümüze 8 numaralı şiş ve 3,5 numaralı şişle devam edeceğiz. Lastiğini, sadece lastiğini 2 tane şişimizle, yani bu 2 şişimizle lastiğimizi örüyoruz. 3,5 numarayla, geniş olmaması için. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Şimdi kalın şişimizi aldık elimize. Evet, ilk ilmeğimi taktım. Şimdi 3 tane düz yapıyorum. Örneğimize başlıyoruz arkadaşlar. Selanik örgü yapacağız artık. Bakın, bu Selanik örgüyü, Selanik örgümüzü yapacağız. Evet, ilk ilmeğimi taktım arkadaşlar. Örmeden taktım. Şimdi 3 tane düz yapıyorum. 1 2 3 Bir tane ters yapıyorum. Bakın. Şimdi yine 3 tane düz. 1 2 3 Bir tane ters yapıyorum. Yani bir ters 3 düz. Bir ters 3 düz. 1 1 2 3 Bir ters. Bakın. Tersimizi yaptım. Şimdi 3 düz. 1 2 3 Bir ters. Bakın. 1 2 3 Bir ters. 1 2 3 Bir ters. 1 2 3 Bir ters. İpin arasına girdi. Bir ters. Kenar ilmeğim. Düz yaptım. Evet bakın. Kalın şişimiz düz tarafta. Yani örgümüzün düz tarafında kalın şiş. Modelimizin girişi. İlk modelimize, başlangıcımızı kalın şişle yapıyoruz. Şimdi yine devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın. Önden 3 tane düz yapmıştık ya arkadaşlar. Bakın şimdi ne yapacağız. Bir tane tersimiz arkada, bakın, düz olarak çıktı. Gördüğünüz gibi. Ne yapacağız şimdi? Bu düzümüz ortada kalacak. Bir sağında bir solunda düz yapacağız. Ortada da düz. 3 tane düz yapacağız yine burada. Hemen başlayalım yine. Şimdi
Şimdi ilk ilmeğim taktım. Düz olarak aldım hemen yanındakine bakın. İkincisini de düz olarak aldım. Kenardaki ilmeğim. İlk ilmeğim düz, şişime taktım. İki tane düz yaptım. Bakın burada iki tane tersim kaldı. Bu tersin bir tanesini ters yapıyorum iki tanenin. Bakın ters yaptım. Şimdi bakın ortada bir tane düzüm var. Kenarlarda tersim var. Bir tane burada ters, ortada düz, bir tane de burada. Yani düz ilmeğin bir sağındaki tersi, bir solundaki tersi de düz yapacağız. Bakın 1 2 3. Şimdi burada iki tane tersimiz kaldı arkadaşlar. Bu iki tane, üç tane düz yaptık ya burada. Bu iki tane tersin bir tanesini şimdi ters örüyorum. Yine 3 düz bir ters yani. Bakın yine ortada düzümüz var. Bir sağında ters, bir solunda ters var. Bunları düz öreceğiz. Örneğimizin arkasındayız şimdi. 1 düz ilmeğimiz bakın 2. Hemen diğer hemen yanındaki tersi de düz yapıyoruz. 3. Bakın. Şimdi düz 3 tane düzümüzü yaptık. Bakın. Burada 2 tane tersimiz var kaldı önde. Ortada bir tane düzümüz var ya arkadaşlar. Bu şu ilmeği bakın şu ilmeği ters yapacağız. Bakın. Ortadaki düzümüzün bir kenarında bir de bir sağında bir solunda yine ters olacak. Ortadaki düz ilmeğimizle yani şu 3 ilmeği düz yapacağız. Şöyle göstereyim size. Bizim şu ortada bakın 3 tane ters ilmeğimiz var normalde şurada. Bakın şu düzün olduğu bölümde hemen şu düz ilmeğe geçmeden önce 1 2 3 tane ters ilmeğimiz var ya. Bu ters ilmeğin hani düz ilmeklerin bir sağından bir solundan aldığımız zaman ortada bir tane tek ilmeğimiz kalmış olacak. Onu ters yapacağız. Selanik örgü arkadaşlar bu örgünün ismi. Bu örgümüzün isminin adı Selanik örgü. Şimdi bakın bir tersimizi yaptım. Şimdi 3 tane düz yapıyorum. 1 2 3. Zaten arkadaşlar bir ilk 2-3 sırayı atlattıktan sonra model kendiliğinden ortaya çıkıyor ve gelişiyor. Şimdi bakın 3 tane düzümü yaptım. Bak ortadaki düz ilmeğimizin hemen bir sağından bir solundaki ilmekleri de düz yapıyoruz. 3 ilmeğimiz oluyor. Ve burada 3 tane tersimiz vardı ya. Önden 3 düz ördük, arkaya 3 ters çıktı. Onun bir sağından bir solundan ortadaki tek düz ilmeği kullanıyoruz. Şimdi bir tane ters yapıyorum. Bakın. Şimdi bakın. Ortada bir tane düz ilmeğim var. Hemen ters ilmeği ördüm. 1 düz ilmeğim. 2 yine buradaki tersi de düz yapıyorum. 3 burada yine 2 ters ilmeğim kaldı. Bakın burada düz ilmeğim kaldı. Bu ters ilmeğin 2 tanesini hemen bunu değil de bunu ters örüyoruz. Bakın. Şimdi yine bakın 3 tane düz ilmek öreceğim. Ortada düz. Sağında ve solundakileri düz öreceğim. 1 2 3 ördüm bakın yine ortada düz ilmeğim, iki tane ters var, bir tanesini ters örüyorum. Hemen onların yanındaki bakın ortadaki düz ilmeğim, bir burada ters var, bir burada ters var. Bunun üçünü birlikte düz ilmek yapıyorum. Bakın 1 2 3 ve yine bir ters örüyorum. Kenarda kalan iki ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Hemen devam edelim. Yine aynı şekilde hiç değişmeyecek arkadaşlar. Şimdi kalın şişimize geçtim bakın. Şişimi taktım. Bakın. İlk ilmeğimi taktım, örmüyorum. Şimdi bakın burada ilk düz ilmeğim denk geldi. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Düz ilmeğim var. Ne yapıyorduk biz? Düzün hemen önündeki tersi düz yapıyorduk. Burası zaten düzdü. Hemen onun önündeki ilmeği de düz yapıyoruz. Yani 3 tane düz ilmeğimiz olacak burada. 3 düz bir ters. 3 düz bir ters olarak. Yani şu direklerimizi takip edeceğiz. Örneğimiz biraz yaptıkça kendini belli ediyor zaten. Şu şekilde bakın arkadaşlar. Şurada daha iyi anlayacaksınız. Şu şekilde bu direklerimiz, ortada düz ilmeklerimiz var ya, bir sağından bir solundan ters gelen ilmekleri düz yapıyoruz. Ortadan hani 3 tane oluyor ya arkadaşlar, arkaya mesela arkamıza çevirdiğimiz zaman 3 ters oluyor. Ortadaki bir tek ilmeğimiz kalıyor, onu da ters örüyoruz. Yani inşallah anlatabiliyorumdur sevgili arkadaşlar. Şimdi örerek tekrar anlatayım size ben. Bakın. Şimdi bakın. Biraz önce dediğim gibi düz ilmeğim var. Burada hemen bir ters, burada bir ters, burada.
Şurada bakın 3 tane ters ilmeğim var ortada. Burada bir tane düz ilmeğim var. Bu 3 tane ters ilmeğin bir tanesini bu tarafa düze veriyorum. Bu ortadaki bir taneyi ters yapıyorum. Bakın yine ortada sonra düz ilmeğim denk geliyor. Buradaki ters ilmeğin 1, 2, 3 tane ilmek yapıyorum düz olarak. Hemen devam ediyorum. Bakın ters ilmeğim var burada. Bunu düz yapıyorum. 1. Bu düz ilmeğimiz zaten bakın devamlı gidiyor. 2. Hemen onun yanındaki de düz ilmek. Şu ortadaki düz ilmekten arkadaşlar devam ederseniz hiç şaşırmazsınız. Ön taraftan da aynı, arka taraftan da ayrı. Düz ilmeklerin bir sağından bir solundan düz yapacağız ki bu direklerimiz doğru gidecek. Arkada da aynı şekilde örnek arkadaşlar. Yine ters, bakın yine ters. Bakın burada tek tersimi ördüm. Bakın yine buradaki tersi ne yapıyoruz? Burada bir tane düzümüz var. Hemen bunu da düz yapıyoruz. 1, 2, 3 tane düzümüzü yapıyoruz. 1, 2, 3. Bakın 3 tane tersin bir tarafını buradaki düze verdim. Burada 2 tane düz kaldı. Bir tane tersimi yapıyorum. Bu bir tane tersim arka taraftan bakın düz ilmek oluyor. Yani şu şekilde göstereyim ben size, çevireyim. Şimdi şişimi çevirdim sevgili arkadaşlar. O bir tanedeki ilmeğim burada düz ilmek olarak devam ediyor arkadaşlar. O düz ilmeğinde ne yapıyoruz? Bir sağından bir solundan alıyoruz yine sonra arka tarafta da. Evet, bakın şimdi yine bakın bir düzüm tersi düz yapıyorum. 1 düz ilmeğimiz. Yine hemen onun yanındaki de düz oluyor. 3 tane düz ilmeğimi yaptım. Bakın 2 tane ters var. Bir tanesini ters ördüm. Ortadaki tersi. Hemen yine bu şekilde. 1 2 3 Yine bir tane tersimi ördüm. Bakın. Yine 3 tane düzüm var. Bakın. 1 2 3 Bir tane tersim var. Bakın. Yine bakın. 1 ters ilmeği düze çevirdim. Zaten ortadaki düzümüzdü. 2 Yine ters ilmeği düze çevirdim. Bakın 2 tane ilmeğim. Birinin ilk hemen baştakini ters örüyorum. Hemen 3 tane bakın ortadaki düz bir sağından bir solundan düz yapıyorum. Şu an bu örneğimizin adı Selanik örgü arkadaşlar. Bu şekil benim videolarımın içinde Selanik örgü nasıl yapılır var arkadaşlar. Yapamayanlar için oradan da bakabilirler. Buradan da şu anda buradan da takip edebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar, örgümüz bu şekilde devam edecek. Şimdi bu sırayı da ben yapayım. Elimi takip edin arkadaşlar. Örgümüz çok belli oldu. Bakın. Bakın bu düz kenarda kaldığı için bir tane düzüm var. Bir tane düzüm var. Hemen o yanındaki tersi de düze çeviriyorum. Bakın bir tane tersim var. Bu arada şişimin biri kalın, biri ince bakın. Hemen yine düz 1 2 3 bir tane ters yapıyorum. Bakın düzümün bir kenarın bir tane yanındakinden bir tane de diğer ilmekten alıyorum. 3 tane düzüm oluyor. 1 2 3 Yine bakın 2 ters. Bir tanesini ters ördüm. Yine düzün yanındaki tersi düze çevirdim. Bir tane düzümü ördüm. Yanındaki tersi yine düze çevirdim. 3 oldu. Yine bir ters. Yine 3 düz yapmak şartıyla terslerimizi düze çevirerekten 1 2 3 bir ters. 1 2 3 düz. Yine bir ters. Bakın tersleri düze çeviriyorum. 1 2 3 Yine bir ters. 2 tane kenarda düzümü yapıyorum. Bakın arkadaşlar, modelimiz oturmaya başladı. Örneğimizin tersiydi burası. Şimdi düz tarafına geçiyoruz. Bakın
Bu sırayı da sizlerle birlikte yapalım arkadaşlar, ön ve arka. Sonra koltuk kesimini birlikte yapacağız, anlatacağım. İnşallah elime bakın, takip edin arkadaşlar, bakın. Elimi takip edin. Bakın arkadaşlar. Çok esneyebilen bir model arkadaşlar. Bakın çok esniyor modelimiz, esniyor. Evet arkadaşlar, bu şekilde örgümüzü koltuğa kadar getirelim arkadaşlar. Bir kalın şiş, bir ince şiş, yani bir 8 numaralı şiş, bir 3,5 numaralı şişle. Bakın şimdi ince şişle örüyorum. Bakın. Modelimize devam ediyorum. Bu arada arkadaşlar, Annemin Örgü Dünyası Selma Doğan Aydın YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, bakın bu şekilde koltuğa kadar, şu koltuğa kadar geleceğim. Koltuk kesimini de birlikte yapacağız sevgili arkadaşlar. Siz de koltuk kesiminde buluşalım arkadaşlar, örün, koltuk kesiminde birlikte yapalım. Bakın şu şekilde. Evet arkadaşlar, bakın yan tarafımızı da koltuk kesimine kadar getirdim, koydum. Bakın iki ekimiz de, size anlatmak istediğim, hani 5 fazla yapacağız önde demiştim ya, bakın arkadaşlar, yani şu şekilde, şu şekilde olmaması için 5 fazla yapıyorduk. Şimdi bakın koltuğumuz üst üste geldiği zaman hemen yeleğimizin üstü, yani düğme bölümü, düğme bölümünü böyle bu şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar koltuk kesimimize başlayalım. Nasıl koltuğumuzu kesiyoruz, bakın. Birini sağından keserken arkadaşlar, koltuğunun birini de solundan keseceğiz. Çünkü ikisini de aynı yönden kesemeyiz. Evet, şimdi bu sırayı öreceğim. Buraya gelince koltuk kesimimizi yapacağız birlikte arkadaşlar.
Hemen şu arkadaşlar, şu uzunluk, bu uzunluk benim yaptığım yelekte 18 sıra olduğu zaman, 18 sıra olduğu zaman, yani şuradan sayacağız şu şekilde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, yani burayı sayacağız. 18 tane olduğu zaman koltuk kesimini yapacağız arkadaşlar. Arkada da 18 tane olacak. Bu eşit olması için arkadaşlar, kollarımızın şurası eşit bir şekilde olacak. Bakın şurası eşit bir şekilde olacak. 18 tane, yani kenarımız bakın belli zaten. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve bir de şişimiz de var, 18 tane. Şimdi buradan gideceğiz. Burada kesimimizi yapacağız. Hemen bu sıramızı yapalım arkadaşlar. Hemen kalın şişime geri geçiyorum. Koltuk kesimine başlayacağız. Burada yine size altta göstermiştim ya arkadaşlar, şu altta nasıl modelimizi yaptığımızı. Şimdi bu sırayı normal, aynen size orada alt sırada, aşağıda gösterdiğim gibi yapacağız. Bakın düzümüzün önünde ters var. Hemen bunu örüyorum. 1 2 3 tersim. Bakın 1 2 3 tersim. Düzümüzün hemen önündekini de düz örüyoruz. 1 2 3 yine bakın 2 tane ters kaldı. Ortadaki tersi ters yapıyoruz her zaman. Ters. Yine bakın terse düz yapıyorum. 1 2 3 1 ters. Yine 3 düzümü yapıyorum. 1 2 3 1 ters. Yine 1 2 3 1 ters. Yine bakın 1 2 3 1 ters. Kenar ilmeğimi de düz alıyorum. Evet, şimdi arkadaşlar bakın, koltuk kesimimizi burada sağda yaptık, burada solda hemen keseceğiz. Şimdi koltuk kesimimizi yapalım. İlk kesimimizi yapalım. 3 ilmeğimizi buradan, 3 tane ilmeğimizi keseceğiz arkadaşlar. Hemen tekrar şişimin burgaşını alıyorum. Bakın 1, bakın bir kesim yaptım. İkinci kesimimi yaptım. Yine üçüncü ilmeğimi de kestim bakın. Üç tane ne yaptım bakın. 1, 2, 3. 3 ilmeğimi kestim. Şimdi burada devam ediyorum. Buradan aynı şekilde sıra sonuna kadar tersimi düz ördüm. Ortadaki düzüm düz. Şimdi ikinci düzüm, üçüncü düzüm. Ters. Bakın. Yine 1 2 3 ters. Evet arkadaşlar, bu sırayı da hiçbir değişiklik yapmadan aynı şekilde öreceğim. Arkadan da aynı şekilde geleceğim buraya kadar. Arkadan da öreceğim. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet, şişimizin sonuna geldim. Tersinde de aynı şekilde arkadaşlar. Tersimizi ters, düzümüzü düz örüyoruz ya, o şekilde değil, anlatabiliyorsunuz. Hemen yine aynı şekilde tersimizi de örüyorum. Bakın tersimizi de örüyorum aynı şekilde. 3 düzümüz, bir tersimiz. Evet, bu kesim yaptığım yere kadar örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 3 tane ilmeğimizi kestiğimiz yere geldik. Şimdi burada arkadaşlar bakın, bir tane ilmek keseceğiz. Burada bir tane ilmek keseceğiz.
Evet, bir ilmeğimi kestim. Aynı şekilde örgüme yine sıra sonuna kadar devam edeceğim. Aynı şekilde arkadaşlar. Sıra sonuna kadar örgüme devam edeceğim. Yine arkadaşlar bu şekilde, aynı bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Tersimden de aynı şekilde örerekten kesim yerime geleceğim. Şimdi önden bu şekilde öreyim. Arkadan da yine aynı şekilde örüp buraya kadar geleceğim. Yine kesimi size göstereceğim. Evet, bir tane kestikten sonra sıra sonuna geldim. Yine tersinden de aynı şekilde arkadaşlar. Aynı şekilde tersinden de öreceğim. Bakın, aynı şekilde tersinden de öreceğim. Bu kesim yerine kadar, bu kesim yerine kadar geleceğim sevgili arkadaşlar. Bu kesim yerine kadar geleceğim. Bakın arkadaşlar, kesim yerime yine geldim. Şimdi bir ilmek daha keseceğim. Bu bir ilmeği kestikten sonra arkadaşlar 4 sıra yani 4 şiş hiç kesim yapmadan örgüme devam edeceğim. Bakın bir ilmeğimi de kestim. Kestim bir ilmeğimi. Hemen bu yanındaki ilmeği düz yapıyorum. Bakın kestikten sonra. Hemen tersimi örüyorum. Yine aynı şekilde örneğime devam. Bakın. Aynı şekilde örneğime devam. Şimdi kesim yapmayacağız arkadaşlar. Şu yaka kısmına gelinceye kadar bu kesimden sonra 4 şiş öreceğiz. Hiç kesim yapmadan. Ondan sonra bu yaka kısmını keseceğiz arkadaşlar. Şimdi size göstereyim ben. Devam edeyim. Şimdi dediğim gibi aynı şekilde bu sırayı da örelim. Bu kesimden sonra bu sırayı örelim. Tekrar başa geleceğiz. Ve başa geldikten sonra 4 sıra. Yani şu şekilde şu kenar sayıyoruz ya arkadaşlar. 4 tane sayacağız. 4 tanesinden sonra yakasını keseceğiz. Evet sevgili arkadaşlar. Koltuk kesimimizden sonra demiştim ya, yaka kısmını kesebilmemiz için 4 sıra hiç kesim yapmadan devam edeceğiz diye. Bakın hiç kesim yapmadan, bakın 1 2 3 4 tane yaptım. Şurada kesimimiz bitti. En son kesimimiz burada. 3 kestim, 1 kestim, 1 kestim, gittim, geldim. Sonra bir tane daha kestim, gittim, geldim. Ondan sonra hiç kesim yapmadan bakın 1 2 3 4 sıra ördüm. 4 sıradan sonra şimdi arkadaşlar bu yakamızı keseceğiz. Evet arkadaşlar, bakın yaka kesimimiz buradan hemen bu 5 tane buradan kesmiştim. 5 tane de buradan keseceğim. Daha sonra 5 kesip sonra gideceğim geleceğim, gideceğim geleceğim. Bir 3 tane, 2 tane mi? 3 tane daha ya da 2 tane miydi? Evet, 1 2 3 kesim. Evet, 3 tane daha keseceğim. Ondan sonra bu bölümde tamamlamış olacağız. Şimdi 5 kesimimizi yapalım. Evet, 5 tane şimdi keselim arkadaşlar buradan. Bir tane kestim. Bakın. İkinciyi kesiyorum. Şiş kalın olunca kesmesi de zor oluyor. 2 3 Yakayı kesiyoruz şu anda arkadaşlar. 3 4 ve 5 Yakamızdan 5 tane kestim şu anda yakamız arkadaşlar. Örgümüze devam ediyoruz. Aynı şekilde örgümüze devam edeceğiz. 5 tane kestim. Modelimizi artık biliyorsunuz. Nasıl yapıyoruz?
Evet, bakın. Yakamızı da kestik. Şimdi arkadan da aynı şekilde, buradan da aynı şekilde örelim, devam edelim arkadaşlar. Kesim yerimize tekrar gelelim. Evet arkadaşlar, şimdi tam kesim yerine, yaka kesim yerimize tekrar geldik. Buradan bir ilmeğimi daha kesiyorum. Evet. Ters de kes, düz kesmiştik. Düz kesime devam edelim. Tersten kesiyordum. Evet, bir ilmeğimi daha kestim. Şimdi arkadaşlar burada 19 tane ilmeğimiz olması lazım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve evet 19. Şimdi bu ilmeğimizi kestik. Şimdi sıra sonuna kadar aynı şekilde devam edeceğiz örmeye. Başa geleceğiz. Bir tane daha keseceğiz. 18 ilmekle artık şu kısmı öreceğiz sevgili arkadaşlar. 18 ilmekle, yani şuradan sonra şu 3 kısmını örüp yeleğimizi bitireceğiz. Ben şimdi bu kesimimi de yapayım sevgili arkadaşlar. Yaptım. Aynı şekilde sıra sonuna kadar öreceğim. Tekrar buradaki kesim yerime gelip ondan sonra kesim yapmayacağım. Burayı yapıp bitirip sizinle tekrar bir arada olacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sizinle son kesimimi de yapıp yeleğimin üstte örülmesi gereken kaç sırası var orada daha sonra? 1, 2, 3. 3 sıra daha örüp daha sonra yeleğimizi bitireceğiz arkadaşlar. Pardon, kesmiş miydim burada? Evet, kesim yapmadan örmeye geçmişim. Hemen başa döndüm arkadaşlar. Evet, bu ilmeğimi de kestim. Tamam. Şimdi artık kesim yok arkadaşlar. Sadece şu 3 sırayı şuradan itibaren 1, 2, 3. Evet, 1, 2, 3. Ha, 4 sıra. 4 sıra daha örüyoruz. Aynı şekilde modelimizin aynı şekilde. Ondan sonra yeleğimizin bu ön kısmı da bitmiş olacak arkadaşlar. Evet bakın, yine kesim noktasına geldik ama kesim yapmayacağım arkadaşlar. 4 sıra, yani şurayı arkadaşlar öreceğim. Bakın şurada şurada 1 2 3 kesim yaptık. Buradan itibaren bakın 1 2 3 4. 4 sıra daha örüyoruz, yeleğimizi bitiriyoruz. Yani yakamızın da nasıl kesildiğini size gösterdim. Bakın yakamızın kesimini de size gösterdim. Şimdi ben bu yeleğimi burayı bitirip geleceğim arkadaşlar sizin yanınıza. Yeleğimizin bu kol kesimimizin kol kesimini nasıl yaptıysak arkadaşlar, arka kol kesimini de aynı şekilde yapacağız. Bakın bu şekilde. Bu kolları nasıl kestiysek önde kolu arkadaşlar, bu kol kesimini 3 2 1 1 diye kestik. 3 kestim, 1 kestim, gittim geldim. Sonra bir tane daha kestim, gittim geldim. Yani 3 kestim, 1 1 kestim. Bu arkada da arkadaşlar, hemen göstereyim. Bu arka bölümde de aynı şekilde 3 keseceğim, 1 keseceğim, gideceğim, geleceğim. Sonra bir tane daha keseceğim, gideceğim, geleceğim. Ben arkayı da tamamlayacağım arkadaşlar. Yeleğimizin tığlama bölümünü birlikte yapacağız inşallah. Bunu da, bu cephemizi de bitirim, geliyorum. Evet arkadaşlar, önlerimiz bitti, hazırladık. Şimdi yeleğimiz hazır arkadaşlar. Yeleğimiz hazır. Şimdi ben sizin bunun arkamızın yapılış şeklini anlatabilmek için öncelikle önlerimizi yaptım. Arkamızı da koltuğa kadar getirmiştim. Bu koltuk kesimimizin aynısını arkadaşlar arkamızda da uygulayacağız. Aynı şekilde arkamızda da uygulayacağız. O zaman arkamızı da yaptıktan sonra yeleğimiz, yani şu eksiğimizi, bakın şu yeleğimizin arka tarafını da tamamladıktan sonra, koltuk kesimlerimizden sonra yeleğimiz hazır olacak ve yeleğimizin hani şu pat bölümlerini yapmadık ya arkadaşlar, onu da pat bölümlerinde bu ipimizle tığlayacağız. Bu kenarlarımızda tığlayacağız. Harika, güzel bir modelimiz oluşacak arkadaşlar. Yeleğimiz olacak. Ben yeleğimizi tamamlayıp sizinle birlikte tekrar olacağım. Evet arkadaşlar, siz de bu yelekten yapmak isterseniz başlayın, tığlamaya kadar gelin, sonrasını birlikte görelim.
Siz, ben size yeleğimizin bitmiş haliyle tekrar karşınıza geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, size demiştim kenarlarını yapacağım, dikişlerini yapacağım, geleceğim demiştim. Yeleğimizi bitirmiştim, arkası kalmıştı. Bakın arkasını 3-2-1 3-2-1 kestim. Şuraları tabi bağcıklarından dolayı toplamış. Arkasını da kestim. Aynı şekilde kolda kesim yaptığım gibi arkasında da kesimimi yaptım. Arkamızı da tamamladım. Yeleğimizi bitirdim sevgili arkadaşlar. Bakın yeleğimiz muhteşem güzellikte bir yelek oldu. Bakın arkadaşlar. Bakın şöyle. Bakın arkadaşlar çok güzel oldu. Şöyle ben size yakın çekim vereceğim. Bakın. Düğmelerimiz de var. Bakın. Düğmelerimiz de hemen şuralarda kendi renginde. Bakın. Aralarda düğmelerimiz de var. İstersek de bel kemerini de kullanabiliriz. Düğme kullanmayabiliriz de sevgili arkadaşlar. Hemen şuraya da küçük süsler yaptım. Süslü bağcık yaptım. Bakın bu şekilde. Kenarlarını ana kucağı ipiyle süsledim. Bakın size şahane mi şahane bir yelek yaptım sevgili arkadaşlar. Bunu hep birlikte yaptık arkadaşlar. Sizler de benim anlattığım gibi yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Evet bakın arkadaşlar, yeleğimiz hazır. Muhteşem bir yeleğimiz oldu sevgili arkadaşlar. Evet bakın. Şöyle yakası, bel bölümü, etek bölümü, kolları ana kucağıyla süsledim ipleriyle. Biliyorsunuz hiç kenar patı yapmadım ben buna. Kenar patını bilerek yapmadım, size söylemiştim. Ana kucağı ipimle bakın süsleyeceğim, değerlendireceğim dedim. Beline de değişik bir aksesuar yaptım. Zincir çektim. Pompon gibi bir süsleme yaptım. Pompon değil, tığlama. 3 bat yani 3 kere beşli batma yaptım arkadaşlar. Bu şekilde isterseniz bağcıklı kullanırsınız. Bakın bu şekilde. Arkadaşlar bu modeli büyük küçük herkes yapabilir. Yani bu model büyüklere de çok güzel olur, küçüklere de çok güzel olur. Çok kullanışlı, çok ideal bir model. İki teknik yolu, Selanik örgüyü arkadaşlar iki teknikle yaptık. Yani şu şişlerimizin üçünü kullanarak, lastiklerinde iki şişlerimizi, 3,5 numaralarımızı, model bölümünde ise iki şişimizi kullanaraktan bu modelimizi yaptık. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi bu şahane modelden siz de yapmak istiyorsanız sizin anlatımınız videomuzda var. Siz de buyurun başlayın. Dilediğiniz gibi isterseniz bu şekilde kullanın. İsterseniz sadece düğmelerini kullanabilirsiniz. Bunu bu şekilde aksesuar gibi de kullanabilirsiniz. Harika bir yeleğimiz oldu sevgili arkadaşlar. Güle güle kullanın. Siz de yapın arkadaşlar. Annemin Örgü Dünyası Selma Doğan Aydın YouTube kanalında. Benimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederim. Sizler cansınız, canansınız. Bakın arkadaşlar arkası da bu şekilde. Bakın. Evet. Hadi bakalım, sizlere de kolay gelsin. Sevgiyle kalın, esenle kalın sevgili arkadaşlarım. Cansınız, canansınız. İki teknik yeleğimiz hazır, kullanılmak üzere. Güle güle kullansın, kullanacak arkadaşımız. Evet arkadaşlar. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, esenle kalın. Annemin Örgü Dünyası Selma Doğan Aydın YouTube kanalıyla kalın. Hoşça kalın.